Günlerden salı olunca partilerin de salı mesaisi elbette ki oluyor. Parti liderleri grup toplantılarında konuşuyorlar biliyorsunuz. Hem salı hem de çarşamba günleri de aynı zamanda işte çarşamba günü de İYİ Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluyor biliyorsunuz. Grup toplantıları, bugün de konuşan liderler vardı. Onların sözlerine bir bakacağız. Sistem değişikliği meselesi önemli. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli çok kızgın. Ki MHP lideri Devlet Bahçeli AKP'den daha fazla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini biliyorsunuz onaylayan bir tavırda ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkenin geleceği olduğunu düşünüyor. Başka herhangi bir sistem olmadığını ifade etmekte. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem denildiği zaman da kızıyor, öfkeleniyor efendim. Ama onun yanı sıra AKP içerisinden de böyle öz eleştiriler gelmeye başlıyor. En çok hafta içi de, hafta sonu da hatırlar mısınız bilmiyorum ama Mehmet Metiner'in köşe yazısında dile getirdiği bir şeydi bu. Kibir uyarısı yaptı. Kibir uyarısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halen yapmasının ne kadar aslında sorunlu bir durum olduğunu ifade ediyor ama sistem eleştirisi de getiriyor. Bir de bu var. Yani bir sorun varsa başarı kadar başarısızlık da iktidarın sorumluluğundadır demekte. Sisteme dair de yorumları var. Ona bir bakacağız. Siyasi cinayet endişesi, siyasi cinayet iddiası, bununla ilgili duyumlar meselesi bu halen sıcaklığını korumakta aynı zamanda. Bugün de liderlerin gündemindeydi. Şu aşamada bunu da konuşacağız ama işte bu gemiden inenler ne oluyor? Adalet ve Kalkınma Partisi artık yavaş yavaş içinden de bir kaybetmeye mi başlıyor ve içerisi kaynıyor mu? Nedir, ne değildir, ne görünüyor? Birazdan anketler çerçevesinde de bunu konuşalım Sayın Mehmet Ali Kulat'la. Sonrasında da ikinci bölümde de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte, ki dün mecliste Kavcıoğlu da konuştu biliyorsunuz, Merkez Bankası Başkanı, dolar yükselmeye başladı, TL değer kaybediyor ama bir de operasyon işareti sayılabilecek sözleri vardı. İyi de şu Suriye meselesi önemli. Neyi görüyoruz, nereye bakıyoruz, ne kadar okuyabiliyoruz soracağız efendim. Askeri stratejist Metin Gürcan'la konuşacağız ikinci bölümde de. Hadi yakından bakınca başlasın. Şimdi 6 muhalefet partisi bir araya geliyor biliyorsunuz. Özellikle yarın da işte mecliste buluşmaları bekleniyor. Geçen haftaki o buluşmaların ardından özellikle sistem konusunda 6 partinin bir araya gelmesi MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün epey öfkelendirmiş durumda. Liderler peki bu sistem meselesiyle ilgili ve olası bir değişme ihtimaliyle ilgili ne diyorlar? Nasıl planları var? Muhalefetin durumu nedir? Bugün bu mesele gündemdeydi. Önce bir o kısma bakalım. Ülkemizde demokrasinin gelişmesini istiyoruz. Var olan sistemden herkes şikayetçi. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin gelmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli gündeminde anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak esastır. 6 siyasi partinin bir araya gelip de aynı masada oturup sistem üzerinde çalışmaya başlaması gerçekten önemli bir adımdı. Bir yapmadıkları kısırlı, pastalı, altın günleriydi. Zannediyorum bu gidişle onu da gerçekleştirecekler. Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için yaptığı temaslar Cumhur İttifakı'nı kızdırdı. 6 muhalefet partisi sistem değişikliği için ilkeler üzerinde uzlaşırken MHP lideri Devlet Bahçeli o temasları zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar. Hava kokluyorlar. Ne var ne yok ona bakıyorlar. Ancak arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar. Bunların neresi dürüst, neresi düzgün, neresi temizdir? Millet İttifakı'nın bileşenleri başka, yeni kurulan partiler var, parlamenter sisteme geçişle ilgili talepleri var, aynı fikirdeyiz, aynı sayfadayız. Ülkemizi bu taraflı Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminden kurtarmaya kararlıyız. Konuşan, tartışan, sorunlarını istişareyle ve ortak akılla çözen bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. AKP'li İsmail Kahraman'ın anayasadan dokunulmaz maddelerin kaldırılması çarşı tartışma yaratmıştı. Ancak Bahçeli tıpkı Erdoğan gibi ilk 4 maddeyi değiştirmek isteyenin CHP olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu'na sorular yöneltti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na soruyorum. Kıvırmadan cevap vermesini, kaçak güreşmemesini bekliyorum. Soru 1. Anayasadan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Soru 2. Anayasaya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Deva Partisi lideri Ali Babacan ise iddialı konuştu. İktidar değişikliği sonrası 6 ay içinde sistem değişikliği yapılır dedi. Önerdiğimiz sistem değişikliği demokratik anayasa yolunun ilk adımıdır. Bu ülkedeki herkesin insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamasının yolundaki ilk adımdır. Eğer seçimlerden önce geniş bir mutabakat sağlanırsa, güçlendirilmiş parlamenter sistem için gereken anayasa değişikliğinin seçimlerden sonraki ilk 6 ay içinde hızlıca tamamlanabileceğine biz inanıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli kızgın, yani neredeyse kısır günü yapacaklar diyor ama yani Cumhur İttifakı liderleri bir araya geldiğinde ya da diğer isimler bir araya geldiğinde adı istişare oluyor. Diğerinde niye kısır günü olsun ve arkadan da birbirlerine hançerliyorlar demeye getiriyor ama şimdiye kadar hiç böyle bir haber, böyle bir duyumda almadık biliyorsunuz. Gayet uyumlu bir görüşme silsilesi yaşanıyor gibi görünmekte. Liderler arasında da öyle, yani istişare kültürünü bilen ve geçmişte de bu kültürün aslında önemli olduğunu ifade eden bir liderdir aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli. Gelin görün ki Millet İttifakı söz konusu olunca kızıyor. Sistem konusu kilit mesele, sistem konusu AKP'lilerin de gündeminde olan bir mesele. Mehmet Metiner özellikle bu aralar öz eleştiriyle de gündeme geliyor. Söylemleri, yazıları, sisteme yönelik de eleştirileri var. Mesela diyor ki telafisi mümkün olmayan bir takım sorunlara yol açabiliyor bu sistem demekte. Bu kapıya geliyor sözü ve bu sistem gelirken böyle olabileceğini varsaymıyordum diyor. Enteresan şeyler oluyor, bir bakalım. Başkanlık sisteminden yanayım ama başkanlık sisteminin revize edilmesi gerektiğine inananlardanım. Bu bir miktar rahatsız olduğunuzu gösteren bir şey midir? Hayır, rahatsızlığımı gösteren bir şey değil ama ileride bir takım sorunlara yol açabileceğini düşünerek Türkiye adına endişe taşıyorum. Parti genel başkanlığıyla Cumhurbaşkanlığının aynı kişide toplanmasının ileride telafisi mümkün olmayan bir takım toplumsal sorunlara yol açabileceğini düşünüyorum. Toplumsal barış adına yeni bir formülasyonun mutlaka bulunması gerektiğine inanıyorum. Ama başkanlık sistemi doğru bir sistemdir. Başkanlık sistemini prensip olarak savunan biriyim. Ama parti genel başkanlığıyla Cumhurbaşkanı aynı kişide olması, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda parti genel başkanı olarak gündelik siyasi polemiklerin çok fazla içinde olması, sanıyorum Türk siyasetini de, Türkiye'nin toplumsal barışını da yorabilir. Bunu telafi edecek. Bunu ne zamandır böyle düşünüyorsunuz? Zamanını bilmiyorum ama... yani bu sistem gelirken de böyle düşünüyor muydunuz? Böyle olabileceğini varsaymıyordum. Doğru. Ben bugün bu yanlışlığın sürdürülmesi gerektiğine inananlardan değilim. İşte parti, hem Cumhurbaşkanı hem parti başkanı olunması konusunda en baştan bu yana hatırlarsanız pek çok isim uyarıyordu. Bakın bunlar sorunlara yol açabilir diye. Üzerinden yıllar geçince bu sorunlar yaşanıyor denilmekte. Tabii süreç de önemli. Yani muhalefetin yükselişte olduğu bir dönemde bu tür çıkışların yapılıyor olması da belki başka bir anlamı da vardır. Belli mi olur sevgili izleyiciler? Şimdi... Bu aralar konuşulan bir şey daha var. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Sonrasında İyi Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a sözleri. Evet, bizim de duyumlarımız oluyor dedi. Neyle ilgili? Siyasi cinayetler olma ihtimali ya da böyle bir girişimin olma ihtimaline dair bazı duyumlardan bahsediyor. Dün de tabii İyi Parti lideri Meral Akşener söyledi. Yani böyle şeyleri konuşmayı da çok doğru bulmuyorum. Hani ecel bir nefes ne bir nefes öncedir ne bir nefes sonradır dedi. Ama bazen bazı durumlarda evet resmi yollardan başka yollardan söylemeyeyim ayrıntısını dedi. Böyle duyumlar gelebilir diyor. Şimdi bu duyumlar geliyorsa o zaman neden bu duyumlar geldiği takdirde evet bir savcı sormuyor, nedir, bir tehlike mi söz konusu, bir şey mi duydunuz, nereden duydunuz diye bunun üzerine neden gidilmiyor mesela? Sürekli muhalefete bir tepki var. Mesela MHP lideri Devlet Bahçeli bugün buna da kızdı. Diyor ki korku edebiyatı yapıyorsunuz, korku edebiyatını bırakın diyor. Ama muhalefet bu konuda tepkisini net olarak koyuyor ortaya. Yani herhangi bir sorun yaşandığı takdirde, hele ki böyle bir sorun, sorumlusu sadece iktidardır demekti. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Bu tehdit değil midir? Herhalde sevgi anlamına gelmiyor. Herhalde kucaklama anlamına gelmiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun artan siyasi gerilimle ilgili uyarıları ve siyasi cinayetlerden endişe ediyorum açıklaması salı mesaisinde hem muhalefetin hem de iktidarın gündemindeydi. Korku edebiyatını bırak. Siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin. siyasi şiddetin 80'li yıllar, 90'lı yıllardaki gibi yeniden hayatımıza girmesinden ben ülkem adına hicap duyuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun kaygısı için edebiyat derken CHP'yi HDP ile işbirliği yapmakla suçladı. Bugünkü CHP yönetimi Gazi Mustafa Kemal'in hatıra ve emanetleriyle yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır. Bugünkü CHP yönetimi PKK ile ittifak tüneline girmiş, HDP ile bölücülüğün gergefinde işlenmiştir. Deva Partisi lideri Ali Babacan ise Kılıçdaroğlu'nun haklı bir kaygı taşıdığını söyleyerek siyasal şiddetin önlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Ülkenin şu andaki Cumhurbaşkanı siyasal şiddete karşı açık bir duruş ortaya koymazsa bu ortamdan cesaret alacaklar olacaktır. Ortaya çıkabilecek olayların da bizzat sorumlusu Sayın Erdoğan'ın kendisi olacaktır. Eğer bu sorumluluktan uzak durmak istiyorsa, siyasal şiddeti istemiyoruz desin. Sükût ikrardan gelir. Susmak zımnen desteklemek anlamına gelir. Konu AKP sözcüsü Ömer Çelik'in de gündemindeydi. Kılıçdaroğlu'nun uyarısını ahlaki olmayan tavır olarak yorumladı Çelik. Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır. CHP Genel Başkanı'nın belli kişileri öldürtmekten ve siyasi cinayetlerden bahsederek Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez. AKP'den isimler bir yandan açıklamalar yapmaya çalışıyor. Öyle dönemler bir daha gelmez. Bakın biz sonlandırdık diyor ama bir noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatıyor muhalefet. Daha bunlar iyi günleriniz diye bir provokasyonun ardından söylediği sözler. Başınıza daha neler gelecek? Gereken dersi hemşehrilerim verdi demişti. Akşener'le ilgili provokasyon için hatırlayacaksınız. Gereken ders ne demek, kim veriyor, nedir? Bütün bunlar, bu sözler tabii bir kenarda durmuş olduğu için ve üzerine de yani yanlış olduğuna dair bir beyan gelmediği için haliyle şimdi bugün söylenen bütün sözler bir anlamda belki de hükümsüz olarak yorumlanıyor sevgili izleyiciler. Hadi anketlere bir bakalım. Anketlere bakınca gördüğümüz şey ne? Şu bir gerçek, muhalefetin yükselmekte olduğu görülüyor. Millet İttifakı'nın özellikle yükselmekte olduğu görülüyor ve özellikle İktidar Partisi'ndeki düşüş dikkat çekiyor. Şimdi böyle bir gerçeklik varken ortada ve bütün anketler neredeyse bunu gösterirken özellikle iktidara yakın olarak da tanımlanmış olan ya da böyle de yorumlanan bir şirket ORC anketten bahsediyoruz. Onun yapmış olduğu bir araştırmada da benzer bir durum söz konusuydu. Bir baktık Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tepki yükseldi. Biz onlarla çalışmıyoruz gibi bir açıklama geldi biliyorsunuz. Niye ama? Cumhurbaşkanı'nın ORC araştırmanın başkanı Mehmet Pösteki Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinden bahsetti. Kimin? Hulusi Akar'ın. Ve biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Foreign Policy'de de benzer şeyler söylenmişti, yazılmıştı. Böyle bir açıklama, daha doğrusu böyle bir çalışma biz kendisiyle yapmıyoruz gibi böyle bir ters bir tepki geldi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Pösteki de diyor ki yani sonuçlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok da tatmin etmediği için böyle bir tepki gösteriyorlar. Türkiye adım adım seçime yaklaşırken her gün yeni bir anket sonucu paylaşılıyor. Anketlere göre Cumhur İttifakı düşüşte. Ancak dikkat çeken benzer bir sonucu iktidara yakınlığıyla bilinen ORC araştırmanın paylaşması. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı sonuçlar. ORC araştırmanın anketine göre AKP %31.9, CHP %25.9, İYİ Parti %13.1, MHP %9.4, HDP ise %8.1 oy oranına sahip. ORC ile AKP'yi karşı karşıya getirense ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki'nin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmaması halinde AKP kulislerinde Hulusi Akar'ın isminin öne çıktığı iddiası. O açıklamanın ardından AKP'den tepki geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in başında olduğu AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı, ORC'ye yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur dedi ama daha da dikkat çekeni ORC için kullanılan ifadeler. AK Parti olarak ORC isimli şirketi yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK Parti olarak bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir. Pösteki ise gelen tepkinin gerekçesi olarak AKP'nin sonuçları beğenmemesini gösterdi. Malumunuz dün bir araştırma çalışması yayınladık. Çalışmamız AK Parti'yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi. Zaten oy kaybının en önemli sebeplerinden biri de bu. İstenileni vermeyeni itibarsızlaştırmak. Seçmen bu saçmalıklara artık tahammül edemiyor. Pösteki AKP'nin seçmeni suçladığı için oy kaybettiğine dikkat çekti. AKP'den gelen tepkiyi önemsemediklerini söyledi. Araştırma firmalarını veya seçmeni suçlayarak seçim kazanılsaydı 20 yıldır AK Parti değil tabela partileri yönetiyor olurdu ülkeyi. Ama 20 yıldır muhalefetin yaptığını bugün AK Parti yapıyor ve bu bile başlı başına haklılığımızı ortaya koyuyor. Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanı'na hissettirmemek için dün yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil. Pösteki'nin açıklamalarının ardından ORC araştırma son 2 yılda yaptığı anket çalışmalarını da paylaştı. Buna göre AKP'nin Eylül 2019'da %35.7 olan oy oranı Ekim 2021'de %31.9'a geriledi. Yalnızca ORC araştırmayla değil AKP uzun süredir anket şirketleriyle karşı karşıya. Bunun son örneği de Erdoğan'la uzun bir dönem çalışan Faruk Acar'ın ayrılığı. Acar seçim dönemlerinde Erdoğan'a en yakın çalışan isimlerden biriydi. Ancak 20 yıldır çalıştığı AKP'ye sırtını dönmüş, geçtiğimiz günlerde liderliğine inandığım için Meral Akşener'le çalışmaya başladım açıklamasını yapmıştı. Tabii bu tırnak içinde kopuşlar da dikkat çekiyor. İşin bir de böyle bir boyutu var ama hani anket şirketlerini böyle siyasi partilerle yan yana düşünmek ya da bu algıyı acaba kimler besledi, şimdiye kadar nasıl oluştu, bunu da belki birazdan konuşuruz aynı zamanda. Ama yapılmış 2 anket çalışması var. Yöneylemin ve Metropol'ün. Burada da işte o benzer sonuçlar var diyoruz ya. Bu görünüyor, evet. Yani Millet İttifakı'nın muhalefet kanadının yükselişi dikkat çekiyor ve iktidarın düşüşü aynı zamanda. Bir de Erdoğan'ın popülaritesi açısından da çok iyi notlar olmadığını söyleyebiliriz vatandaşın penceresinden bakınca. Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim falan söz konusu değildir. Erdoğan kaçacak delik arıyor. Ya niye kaçacak delik arıyor? Kimden kaçıyorsun arkadaş? Milletten kaçılır mı? Sandığı koyacaksın. Vatandaş seni istiyorsa zaten bir daha geleceksin. Bana ders vereceksin. Seçim tarihi üzerinden tartışmalar sürerken seçmenin tercihleri de mercek altında. Anketlere göre iktidar kan kaybediyor. Yöneylemin anketine göre Millet İttifakı'nın olası 4 adayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geçti. Eylül ayında yapılan ankette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 0.6 puanla geride bıraktı. Ben aday değilim. Ben başbakanlığa adayım. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 puanla Erdoğan'ın önüne geçiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması halinde yine 2. turda Erdoğan'a 19 puan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 11 puan üstünlük sağlıyor. Metropol araştırmada hangi ittifaka daha yakınsınız diye sordu seçmene. Ankette Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı. Katılımcıların %48.72'si Millet İttifakı'na yakın olduğunu belirtirken Cumhur İttifakı'nın oranı ise %40.8 olarak belirlendi. İkisine de yakın olmayıp Millet İttifakı'nı tercih ederim diyenlerin oranı %5, Cumhur İttifakı'nı seçerim diyenlerin oranı da %3 oldu. Evet, hem bu anketlerin durumunu hem de bu işte gemiden inenler, gemiyi terk edenler vesaire tartışması da yaşanıyor ya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopuşlar olduğuna ilişkin. Yani içeride neler yaşanıyor olabilir? Biraz belki bunu da konuşmak lazım ya da okumaya çalışmak lazım. MAK araştırmanın başkanıdır aynı zamanda, bir kamuoyu araştırmacısıdır Sayın Mehmet Ali Kulat. Onun yorumlarını almak istedik. Bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Efendim merhabalar. Merhaba, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Efendim siz nasıl karşıladınız acaba bu ORC ile aradaki bu sürtüşme? Biraz garip geldi mi? Satır arası var mı? Ya da şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani burada esas AKP'nin kızdığı şey biraz Hulusi Akar'ın adının geçmesi midir? Bir gariplik mi var? Esas tepki oraya mıdır? Nasıl okudunuz? Merak ediyorum. Yani şöyle tabii... Yani yapılan açıklamadan hareketle söylüyorum. Tabii. Öncelikli olarak tabii siyasi partiler maalesef, yani genel anlamda söylemek istiyorum, bir kısmı itibarıyla duymak istediklerini onlara söylemenizi istiyorlar. Hı. Tamam da yani eğer firma ciddi bir araştırma yapıyorsa, sonuç itibariyle yaptığı araştırmada vatandaş ne söylüyorsa onu yayınlamak durumunda öncelikli olarak. Tabii Hulusi Akar bölümünde Hulusi Akar ismi bir alternatif olarak sunulmuş mudur? Ben araştırmayı bilmiyorum ama sunulabilir. Yani sonuç itibariyle zaman zaman simülasyonlar yaparsınız. Değil mi? Yani kamuoyu araştırmacılığı da bu demek. Sonuç itibariyle vatandaşa bazı isimleri hatırlatırsınız. Bazen de ucu açık sorular sorarsınız. Ucu açık sorular sorduğunuzda insanlar hepsi siyasetle çok ilgili değil. Zaten onlar size soruyorlar. Ya tamam da yani aday kim olsun diye sorduğunuzda kardeşim kimler var diyor alternatif. Siz de onlara işte şu var gibi isimler söylüyorsunuz. Bu çalışmalar doğal olarak eğer bilimsel bir zeminde yapılıyorsa sonuç itibariyle siz bütün hassasiyetleri göz önünde tutarak sorular sorarsınız. Şimdi bazen siyasi partiler bekledikleri sonuçları bulamadıklarında bazı siyasi partiler, hatta bazı siyasi partiler bütün kurumları da katmayalım, bazı kişiler böyle tavırlar sergileyebiliyorlar. Geçmişte biz de benzer bir şey yaşadık. Bu doğru bir şey değil. Yani sonuç itibariyle yani bu firma bu açıklamayı yapmaz, bir başkası yapar, hiçbirisi yapmasa millet zaten sandık günü yapar o açıklamayı. Onun için buna hazır olmak lazım. Çıkan sonuçlar boyutunda, bilimsel kriterler boyutunda da şunu söylemek isterim. Yani herkes bu işi yapabilir sonuç itibariyle. Bilimsel olanlar, toplumsal kabul görenler yürür, devam eder. Ama burada eğer şu varsa buna itirazım yok benim. Yani birisi kalkıp işte biz AK Parti'nin firmasıyız, biz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin firmasıyız, İYİ Parti'nin firmasıyız gibi bir firmanın kurumsal adını kullanıyorsa ve o konuda da bir yetki sahibi değilse bu tabii doğru olmaz. Kimse kurumsal adını kullandırmak istemez. Ben mesela kendi şirketimin adını, bir başkasının kullanmasını istemem. Partiler de istemez. Eğer böyle bir durum varsa, bakın bunu bilmeden söylüyorum. Böyle bir durumu da zannetmiyorum. Yani ciddi hiçbir firma, orayı Türkiye'de bilindik bir firmadır. Bu anlamda öyle bir şey niye yapsın? Sonuçta herkesi az çok tanır Türkiye'de. Siyasiler bizleri tanır yani. Kamuoyu araştırma firmalarını tanır. Evet. Zaman zaman bizim hakkımızda mesela adam diyor işte AK Parti yakın firma ya da işte falan partiyle çalışan firma gibi. Evet. Ben sırf bunu aşabilmek adına bütün günlük görüşmelerimi sosyal medyada yayınlamaya çalışıyorum. Evet görüyorum. Liderlerle buluşmalarınızı vesaire ya da siyasi. Bir süre sonra sizi bir şeyci yapamıyorlar çünkü sabah biriyle görüyorlar, öğleden sonra başkasıyla görüyorlar. Ben mesela son hafta içerisinde sanırım Türkiye'de yani ismi böyle bilindik partilerin hepsinin liderleriyle şöyle bir dolaştım yani. Bunun içinde belediye başkanları da o işte ismi geçen başkanlar da var. Bu bizim işimizin de bir parçası tabii. Bir taraftan da onu söyleyelim. Onun için yani anket firmalarını hedef alıp onları dövmeye çalışmak bir şey ifade etmez. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Burada anket o zaman biraz da bu algıyı besleyen şey hani iğneyi kendine çuvaldızı başkasına derler ya biraz da acaba şirketlerin kendileri de buna bir nevi teşne mi oldular zamanında? Yani neden evet AKP'ye yakın bir şirket denilsin ki ama hani dediniz ya duymak istenilen şeyleri yani zaman zaman böyle şirketlerde oluyor mu? Liderlerin, oluyor. Partilerin duymak istediğini söyleyen, bunu ekranlarda anlatan vesaire. Dolayısıyla hani biraz işin bu boyutu da var mı mesela? Gidem Hanım kesinlikle var. Önce onu söyleyelim. Hı. Yani kamuoyu araştırma firmalarının sahipleri de sonuç itibariyle siyasi bir tercihleri olan insanlar. Ama kurumsal kimlikle ekranların karşısına çıktıklarında olabildiğince genel değerlendirmeler yapmaları gerekir. Yani överken de, kızarken de bunu bir kendi övgü ve sövgüleri üzerinden değil de olabildiği kadar dengeli ifadelerle ifade etmeleri lazım. Yoksa hepimizin yarın gidip oy vermeyi istediği bir siyasi parti olabilir. Gazeteciler için de geçerlidir bu. Çok fazla birilerinin trolü görünümünü çizmek kimsenin hayrına olmuyor. Bir süre sonra sizden beklenti başka bir yere doğru evriliyor. Bu doğru değil. Yani ben yıllardır bu işleri yapan birisiyim. Yani ama şunu söyleyelim, bazen sizi seyirci de yeterince anlamayabilir. O noktada iyi bir dil kullanmak gerekir. Evet. Şimdi bana diyor ki mesela siz geçmişte AK Parti çok iyi diyordunuz. İşte oy oranı itibariyle iyi derken onu kastediyorum. Evet, evet. Şimdi de iyi değil diyorsun. Kardeşim tamam da geçmişte zaten iyiydi. Onun için zaten 9 tane seçim kazandı Cumhurbaşkanı. Yani biz bunu söylerken hayali bir şey söylemiyorduk ki. Cumhurbaşkanının seçimi kazanacağını söylüyorduk ve kazanıyorduk. Biz söyledik diye kazanmıyordu. Yani saha böyleydi. Cumhurbaşkanı da partisi de Adalet ve Kalkınma Partisi de böyleydi. Ama şu anda bakın biz de araştırmalar yapıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda en azından sonuçlar dünkü gibi çıkmıyor. Efendim yarın değişirse yarın bir daha konuşuruz ya. Biz de sonuç itibariyle yarın yine millete gideriz, sorarız. Millet derse ki tamam kardeşim ben bir ara AK Parti'ye kızıyordum ama geri vazgeçtim, AK Parti'yi çok seviyorum falan derse biz onu da söylemek durumundayız. Ama tekrar söylüyorum. Son 24 Haziran seçiminden bu yana, hatta 1 Kasım seçimlerinden itibaren Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemi, o başbakanlığın değişmesiyle birlikte parti içerisinde bir dalgalanma oldu. Dolayısıyla AK Parti'nin alttan bir kırılma zemini oluştu. Sonra 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu devlet adamlığı dirayeti toplumsal bir kabul gördü. Ama birkaç ay sonra mağduriyetler başladı ve bu mağduriyet algısını iyi yönetemeyen AK Parti %49,5 olan oy oranını 24 Haziran seçiminde, elimizde bir anket değil bir seçim sonucu var, %42'ye indirmiş oldu. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber, ki AK Parti'nin oyu %42,5 civarında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %11,5 civarında, Büyük Birlik Partisi'nde %1'in üzerinde oyu, yaklaşık %54-55 bandındaki bir oy alan Cumhur İttifakı'nın oyuna karşı Sayın Cumhurbaşkanı %52 oy alabildi. Yani kendisinin oyu da ittifakının oyunun daha üstünde değil. Devamında AK Parti'deki oy düşüşü aynı trendde devam etti. Bakın o tarihten bu yana 0,4-0,8 puan aralığında AK Parti'nin sistematik oy düşüşü oldu. Daha önce başka vesileyle sizin programda da arz ettiğimi hatırlıyorum. Tabii, evet. Ama bu düşüş bir iki defa da, mesela bir tanesi Mavi Vatan meselesinin Libya'ya Türk askerinin müdahale sürecinde milliyetçi duygularla seçmende 1,5-2 puanlık bir oy yükselişi. Karabağ döneminde de. Aşağıya gitme. Bir de Azerbaycan'a olan destek sürecinde aynı durum oldu. Bunun dışında AK Parti'nin oy düşüşü sistematik bir şekilde devam ediyor. Yani anketçiler, kamuoyu araştırmacıları efendim yer değiştirdi vesaire falan, bilmem ben onu. Yani işin o tarafını bilmem. Şu anlamda bilmem. Bizim dün de abonelerimiz vardı. Bugün de abone sistemiyle çalışan bir partiyiz. Partiyiz diyorum. Kamuoyu araştırma şirketi tabii. Şimdi yarın da parti kuranlar arasında çalışıyoruz. Şimdi ama dün başarılı grafiği olarak Adalet ve Kalkınma Partisi yakaladığı oy trendi itibariyle öyle göründüğü için biz onu söylüyoruz. Hiç Adalet ve Kalkınma Partisi'nden isimlerle konuştuğunuz zaman, bir araya geldiğiniz zaman böyle serzenişte bulunanlar, ya bizi niye böyle gösteriyorsunuz gibi yorum yapanlar oluyor mu? Tabii şöyle, dün bir tane tweet atmıştım. İstanbul'daydım ben dün, orada işte bir dizi görüşmemiz vardı. Hı hı. O süreç içerisinde bir AK Partili milletvekili arkadaşımla görüştüm. Bu milletvekili arkadaşımız bana dedi ki, ya dedi, biz eskiden seni çok seviyorduk. Şimdi dedim sevginize ne oldu? Yani bir gönül kopması mı yaşıyoruz? Gülerek dedi ki yok öyle değil ama yani AK Parti'yi düşük gösteriyorsun dedi. Peki şimdi oturduk, dedim ki bak dostum, şimdi seninle bir şey yapacağız. Çok basit. İlkokul 2. sınıf öğrencilerin yaptığı bir şey yapacağız. Arkadaşım da, yani ona bağlı olarak. Şimdi bu oyları söyleyelim. Sana göre Cumhuriyet Halk Partisi oyu nedir? Bir rakam söyledi o. Benim elimdeki veriler de onun söylediği rakam. Yani işte %22-23 bandında bir Cumhuriyet Halk Partisi. Peki İYİ Parti'nin oyu, işte o da bizim anketlere çıkan oyun biraz da üstünde bir rakam söyledi. Peki kardeşim. Deva Partisi şu, Gelecek Partisi şu, HDP'nin oyu şu. Şimdi bunları o söylüyor, ben yazıyorum. O ne söylerse yazıyor. Evet. Sonra da? Bitti. Vallahi dedim geri kalanlar sizin olsun. Topladık. Benim söylediğimden biraz daha aşağısı. Bir de böyle bir gerçeklik var. Dolayısıyla yani, gönül koymaları da çok doğru olmuyor herhalde. Hatta Çiğdem Hanım şunu söyledim. Dedim ki bak, isterseniz bir dahaki anketi 100 üzerinden değil 200 üzerinden yapalım. O bile. Yani o böyle bile. Mutlu olacaksanız. Ya kardeşim, yani sonuçta bakın tekrar söylüyorum. Ciddi araştırma firmaları doğru örneklemiyle, iyi saha belirlemeleri yapmak suretiyle, farklı kesimleri dikkate alarak, sosyolojik gerçekliği iyi okuyarak toplumun karşısına çıktıklarında inanın yanılmazlar. Ben pek çok yabancı ülkeye de gittim. Amerika dahil önemli düşünce kuruluşlarına ve kamuoyu araştırma firmalarıyla da zaman zaman temas halindeyiz. Bakın bir şey söyleyeyim. Son dönemde olan iki seçim söyleyeyim. Biri Almanya seçimi, diğeri İran seçimi. Yani yurt dışındaki iki seçim söylüyorum. Biz bu iki seçime Almanya'daki seçmen Türkiye'deki Türklerin oradaki durumunu öğrenmek için bir ekiple katıldık. Yani araştırma yapmaya çalıştık ki profesyonel bir araştırma sayılmaz bize göre Almanya'da yaptığımız çalışma. İran'daki çalışmayı da tamamı Farsça bilen, çoğu da İranlı olan birileriyle call center üzerinden yaptık. Anladım. İran Büyükelçisi bana o kadar sonucu o kadar net bir şekilde bildik ki sosyal medyada da paylaştık. Yani öncesinden bildik. Bize bir plaket getirdi. Kendi ülkesinde yapılan kamuoyu araştırmalarından bile daha iyi bildiğimizi söyledi. Bununla şunu anlatmaya çalışıyorum. MAK danışmanlık reklamı için söylemiyorum. Hı hı. Türkiye'deki araştırma firmaları inanın artık en azından ciddi olanları söylüyorum. Son derece başarılı bir trend yakaladılar. Son seçimlere baktığınızda Türkiye'deki sonuçlarla ilgili çok büyük farklılıklar çıkmıyor. Arada bir fark var yalnız, onu söyleyeyim. Bizi seyreden seyirciler bunu bilsinler. Pek çok yanılgıyı oluşturan noktalardan bir tanesi şu. Kararsız sayısı çok fazla diye ifade ediliyor. Sizler de zaman zaman programlarınızda ifade ediyorsunuz. Orada şöyle bir yanılgıdan kaynaklanıyor o. Seçime gidip, sandığa gidip oy kullanacağını söylemeyen seçmenler var. Yani oy kullanmayacağım diyen seçmenler var. Türkiye'de sandığa gitme oranları son yıllarda %85 bandında seyrediyor. Yani yaklaşık %15'lik bir seçmen sandığa gitmiyor. Onu kararsız olarak gören bazı arkadaşlar var. Orada bir yanılgı alanı oluşuyor doğal olarak. Anladım. O konuda oy kullanacağını söyleyen seçmenlerle ciddi araştırma firmalarının büyük bir yanılgı yaşayacağını düşünmüyorum. Peki. Şimdi bir şey daha o zaman sorayım. Az evvel Mehmet Metiner'in AKP içerisinde nasıl daha öncesinde sistemi de savunduğunu, gerçi başkanlık sisteminden yana olduğunu ifade ediyor. Ama son dönemde işte kibir konusunda uyarıları dikkat çekiyor ya da işte bu duruma geleceğini, sistemin böyle bir sonuca ulaşacağını varsaymadım diyor vesaire. Yani bir yandan da gemiyi terk edenler mi var ya da terk edenler mi olacak gibi söylemler de var. İşin bir de belki iletişim boyutunda işte Faruk Acar'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılıp İYİ Parti'ye geçmesi ve oradaki iletişim çalışmasına yürütme açısından beraber çalışacak olmaları çok dikkat çekici elbette ki. Dolayısıyla bu gemiyi terk edenler başlığıyla bir tartışma yaratıyor belki ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir gemi dersek terk edenler çoğunlukta mı ve önümüzdeki günlerde daha artar gibi görünüyor mu? Biraz parti içindeki aldığınız kokuyu merak ediyorum. Ya Çiğdem Hanım şöyle, firmalar üzerinden baktığımız zaman firmalar ticari kuruluşlar. Profesyonel çalışıyorlar yani. Profesyonel çalışırlar. Yarın yeri değiştirebilirler. Bu anlaşılabilir bir durum. Ben asıl Sayın Metiner ve benzeri AK Parti adına medyada konuşan ya da farklı pozisyonlardaki arkadaşların durum değerlendirmelerini ikiye ayırdım. Bunlardan bir tanesi AK Parti'yi uyarmaya çalışan arkadaşlar. Ben uyarıların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle söyleyeyim, herkesten farklı olarak. Sayın Metin Erim'in uyarılarını da gerçekten çok beğeniyorum. Beğeniyorum derken uyarı bölümünü beğeniyorum. Çünkü bu uyarıları, yani ben arada bir böyle geriye dönüp bakıyorum. 2 yıldır biz yapmışız yani. 3 yıldır yapmıştık. Bak gidiyor, şöyle oluyor falan diye. İşler yolundayken tersine gidebilecek alternatifleri söylemişiz. Dolayısıyla uyarıları çok değerli buluyorum. Ancak terk etme boyutuna gelince terk etme şudur. Şimdi kitlesel karşılığı olan insanlar AK Parti yerine bir başka partiyle ilgili bir adres gösterirlerse kendilerine, profesyoneller için söylemiyorum ama siyaset yapan insanlar için söylüyorum, bunu bir terk etme olarak görüyorum. Terk etme olarak bakıyorsak Sayın Ahmet Davutoğlu terk etmiştir ama Ahmet Davutoğlu önceden terk edilmiştir şimdi tarafından. Sayın Ali Babacan terk etmiştir. Sayın Ali Babacan bu anlamda ele alınabilir. Başka siyasiler, şu anda bu partilerin pek çoğunun yönetimindeki arkadaşlar terk etmiştir. Ama bu terk etmeyi kimse lütfen bir negatif algı olarak da görmesin. Siyaset böyle bir şey. Ülkeyi yönetecek insanlar eğer bulundukları yerdeki siyasi parti ülkeyi çok iyi yönetemiyorsa daha iyi yönetme iddiasıyla ortaya çıkabilirler. Sayın Ahmet Davutoğlu bir parti kurdu ve Türkiye'yi biz daha iyi yönetiriz. AK Parti şu hataları yapıyor diyor. Sayın Ali Babacan benzer şeyleri söylüyor. Şu anda başka partilere doğru kanalize olan seçmen bunu söylüyor her şeyden önce. Evet. Bu seçmenin AK Parti'yi terk etmesi olarak okunabilir ama profesyonellerin terk etmesini bir iş olarak görmek lazım. Şimdi kamuoyu araştırma firması, A firması için söylüyorum. Bizim herkesle çalışma gibi bir alışkanlığımız var, o ayrı mesele ama bir tek firmayla, bir tek partiyle çalışacak bir araştırma firması ya da bir kişi de olabilir. Bu algı çalışması yapan bir firma olabilir, reklam çalışması yapan bir firma olabilir, bir kamuoyu araştırma firması olabilir ya da başka işler yapan, yani partilerle çalışan insanlar bu şekilde yer değiştirebilirler. Bu değişikliğin sebepleri şudur genel itibarıyla: bir, ekonomik nedenler vardır. İki, bazen de partilerin kendileri bu insanları değiştiriyorlar. Yani bir taraftan da o kendini çok başarılı temsil etmediğini düşünüyor, o araştırma firmasının ya da işte reklam firmasının. Yani değiştirebilir bu. Ben de doğrusu bana bazen parti liderleri bunları sorduğunda onlara hep şunu söylüyorum: ya mümkünse tek firmayla çalışmayın, birden fazla firmayla çalışın, B planınız olsun diyorum. Peki son dönemde AKP ile ilgili özellikle yapılan eleştiriler içerisinde hani gördüğüm en bariz şey, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi artık bir parti görünümünde zaten değil. Bir kişinin hani tabiri caizse fan kulübüne dönüşmüş durumda. Çünkü bir kişi karar veriyor ve onun dediğinin sınırlarından kimse çıkamıyor. Dolayısıyla istişare, işte görüş belirtme vesaire, o eski AKP yok şeklinde de yorumlar var. Çünkü işte hani o beyin takımı denilen isimler ayrıldı gitti. Davutoğlu, Babacan, diğer isimler, dikkat çeken başka ön planda olan isimler, Adalet ve Kalkınma Partisi için önemli olan kişilerin artık çok da yakınında durmadığı. Dolayısıyla hani bir güç kaybetme hali söz konusuysa ki anketler bunu yansıtıyor diyorsunuz siz de. Bu gücü nasıl toplamaya çalışır Adalet ve Kalkınma Partisi? Mesela kaybetseler de gitmezler söylemi, bu gücü toplamalarına yardımcı olan bir söylem midir? Hayır, kesinlikle böyle bir söylem doğru değil. Öncelikli olarak ben bir kere bu ifadeyi de asla doğru bulmam. Yani ifadenin şakasını bile doğru bulmam. Demokrasilerde kaybeden gider. Yani çok çok net olarak da söyleyeyim. Yani diyelim ki önümüzdeki erken bir seçim olmadı ve işte hatırladığım kadarıyla 23 Haziran tarihinde seçim oldu. 24 Haziran günü bakanlar birbirlerine çiçekler vererek birbirleriyle yollarını ayırırlar. Bu kadar. Yani onu önce söyleyeyim. Böyle bir şey olmaz. Olmasını bizim düşünmemiz, bunu telaffuz etmemiz doğru değil. Hatta bazılarının, yani ben o genel başkanların bazı almış oldukları duyumların çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani endişe, bende de endişe oluşturdu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar. Çünkü sonuç itibariyle ana muhalefet partisinin lideri bir iddiada bulunuyor. Bu iddiayı teyit eden, o anlamda değilse bile, gazeteciler dövüldü bu ülkede, araştırmacılar dövüldü vesaire, bir şeyler oldu yani. Aynı şekilde de boş bir söz değil. Doğrusu ben hemen bu haber, bu açıklama yapıldığında öncelikli olarak, şimdi şu açıklamayı da seyrettim televizyonda. İktidar partisinin sayın sözcüleri diyorlar ki bu konuda iddia sahibi olan kişiler savcılara gitsin. Vallahi kimse kusura bakmasın. Öncelikli olarak sayın savcılar gitsinler. Sayın savcılar gitsinler, bu insanlara hemen, yani sayın savcıların hafif aldığım için söylemiyorum. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti sıfatını taşıyan çok az meslek vardır. Bunların başında Cumhuriyet savcılar var. Şüphesiz. Cumhuriyetin savcıları. Cumhuriyetin savcıları millet adına bir araştırma yapıyorsa hemen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmeli ya da nasılsa o işin uslubu, teknik olarak nasıl yapılması gerekiyorsa, Sayın Ana Muhalefet Partisi lideri, buyurun, bu konuda bir iddianız var. Biz bu iddiayı soruşturuyoruz. Bu iddianın asla doğru olmasını tasvip edemeyiz. Bize ne düşer diye. Yani sistem olarak kimin arayabileceğini doğrusu bilmiyorum. Yani kolluk mu arar bu konuda, emniyet mi bir araştırma yapar, istihbarat mı bir araştırma yapar? Bana kalırsa herkes bir araştırmalı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili eğer bir araştırmanın sonrasında, yani bu araştırmaya kızmak, kınamak falan ayrı bir şey. Yani üslup olarak siyasetçidir, eleştirebilirsiniz ama bu çok tehlikeli bir ifade. Çünkü bu ülkede suikasta muhatap olan insanları biz yaşadık. Yaşamadığımız bir olayı konuşmuyoruz. Bu ülkede 12 Eylül öncesinde Başbakan Nihat Erim'den tutun da kaç tane gazetecinin faili meçhule gittiğini biz hatırlıyoruz. Bu tarafa doğru geldiğinizde Muhsin Yazıcıoğlu'nun, merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı hala şaibelerin üzerinde taşımak. Hala Türkiye'de Özal'ın ölümüyle ilgili ileri geri laflar söylenebilmekte. Ya hepsini geçtik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu linç girişimine uğradı ve holding girişiminde bulunan inek hırsı da, çok özür diliyorum, inek hırsı da adamın alnından öten adamlar gördük. Tabii. Hatta bir de şöyle bir şey, yani terör örgütünün de aynı zamanda hedefinde olmuştu. Artvin'de hatırlarsanız CHP lideri aynı zamanda. Sonrasında diğer isimlerle ilgili provokasyon girişimleri oldu biliyorsunuz. İşte o noktada onun ardından yani Cumhurbaşkanı'nın sözlerini çok hatırlatıyor özellikle Sayın Kılıçdaroğlu. Yani daha iyi günleriniz dedi diyelim. Sadece ben muhalefet için düşünmüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı mesela yani o işte camiye giderken, başka yere giderken o israf görüntüsü olarak ifade edilenlerin içerisindeki güvenlikle ilgili olan bölümler benim için kesinlikle asla israf olarak düşünülmemeli, güvenlikle ilgili bölümler. Çünkü dünyadaki en ciddi tehdide uğrayan, bulunduğu coğrafya itibarıyla tehdide uğrayan isimlerden birisi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla korunması, çoklu korunması hem kendisinin hem arkadaşlarının, yani iktidar ve muhalefet her anlamda çoklu korunmaya muhatap olmalıdırlar. Tabii. Bununla ilgili hiç şüphemiz yok. Muhalefet liderleri acaba ne kadar gerçekten kapsamlı korumaya sahipler? O da ayrı bir tartışma konusu. O ki bir duyum söz konusu mesela, artırıldı mı ya da aynı mı devam ediyor korumaların sayısı vesaire? O da başka bir tartışma konusu ama. Başka bir şey söyleyeyim. Bakın çok önemli bir şey söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Yani şimdi işte korunmayla ilgili falan kimse bana kalkıp böyle bu konuşmadan sonra ya ne diyorsun sen falan demesin. Benim söyleyeceğim cümleler şunlar olur o zaman. Ya biz bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın yaverinin terör örgütü üyesi olduğunu 15 Temmuz'da okumadık mı? Tabii. Yani hepimiz görmedik mi bunları? Türkiye'de bir darbe teşebbüsü olacağı ana kadar devlet olarak en azından bilgimizin olmadığını hepimiz bunlara şahidiz. Dolayısıyla bunlar da çok yeni olaylar. Yani 4 yıl öncesinden, 5 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bütün bunlar üst üste koyduğumuzda, özetle söylüyorum, kaybetseler de gitmediler algısı kesinlikle doğru değil. Herkes için doğru değil. İktidarın işine de yaramaz bu. Ya şöyle, vatandaşta bir endişe söz konusu olursa, bu kadar çok endişe pompalanırsa, yarın öbür gün çok net ifade edeyim. Ya benim evet ekonomik durumum kötü ama memleketin hali de ortada. Yarın öbür gün bir de güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalırız. Başımıza gelmedik şeyler kalmaz. Ben yine de gideyim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oyumu vereyim. Ben yine de o zaman uzak durayım şu seçim sandığından gibi bir etkisi olabilir mi insanlar üzerinde? Ve bu yüzden iktidarın işine yarayan bir boyutu olabilir mi diye sormamın nedeni bu. Çiğdem Hanım, bizim şu ana kadarki araştırmalarımızda bu düzeyde bir etkiye neden olacak bir söylemi biz sokakta görmüyoruz. İnsanlar çok rahat bir şekilde eleştirilerini yapıyorlar. Yani eskiyle kıyasladığımız zaman çok rahat yapıyorlar. Onu öncelikle söylemiş olayım. Yani kamuoyu araştırmalarına katılım oranları düşük seyrediyor falan, ona hiç itirazım yok. Ama bir şey için söylüyorum. Ben son günlerde sadece 2 tane şey anlatayım. Hatta 3 tane, 3 partinin durumunu anlatayım. Ben Sayın Meral Akşener'in 3 şehirdeki gezisine katıldım ve insanların kendisine gelip çok rahat bir şekilde problemlerini anlattığına yerinde şahit oldum. Sivas'ta, Erzincan'da, Erzurum'da. Sayın Ahmet Davutoğlu'na Kayseri'de 3 gün önce insanların neler gelip söylediklerine bizzat şahit oldum. Kayseri ki AK Parti'nin kalesidir. Ve yine dün itibarıyla Sayın Ali Babacan'a insanların İstanbul Esenyurt'ta neler söylediğine, neleri rahatlıkla ifade ettiğine şahit oldum. Dolayısıyla insanlar son dönemlerde özellikle muhalefete rahatlıkla meramlarını anlatıyorlar. Elbette farklı korkular, endişeler vesaireler var. Bu anketler noktasında tabii bu muhalefet partilerinin liderleri de iyi çıkmayınca onlar da bize başka türlü kızıyorlar. Diyorlar ki bu anketçilere insanlar korktuğu için çok rahat cevap veremiyor diyorlar. Biz işimizi biliriz, yani şu anlamda biliriz. Çapraz sorular sormak suretiyle vatandaşın nabzını biz doğru tutarız. Ha öyle mi? Mesela yani o soruya cevap vermiyor diyelim birisi. Mimlenirim, aman yok fişlenirim vesaire diye, ama farklı bir şekilde sorarak yine o cevabı alabiliyorsunuz yani. Çiğdem Hanım, bir tane örnek vereyim. Hadi evet. Merak bölgede, sadece Ankara'dan bir bölgede HDP'li seçmenin yoğun olduğu, geçmişte Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı listelerden hareketle HDP'nin ağırlıkta olduğu bir mahallede arkadaşlarımıza bir anket yaptırdık ve orada AK Parti uzak ara önde çıktı. Ama biz altta sorular sorduk insanlara. Mesela dedik ki şehrin en önemli, ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorduk. Şıklar sunduk onlara. Ana dilde eğitimi koyduk onların içerisine ve tamamının ana dilde eğitim yazdığını gördük. Dedi ki bu seçmen hala HDP'li. Şu ya da bu şekilde bir endişeden dolayı söylemiyor. O yani zaman sadece... şunu anlıyoruz. HDP'li seçmen şu anda biraz da belki işte mimlenmemek adına şimdilik konjonktür gereği, çünkü her an bir hani mimlenebiliyorsunuz vesaire, AKP içerisinde kendini kamufle ediyor. Evet. AKP'li seçmenmiş gibi kamufle ediyor yani. Doğru. Yaklaşık 2-2,5 puanlık özellikle büyük şehirlerdeki HDP'li seçmenin durumu bu. Ben HDP'nin elimizdeki anketlerde baraj altı göründüğü sonuçlarda bile altına, raporların altına mutlaka bunu belirtmiş oluyorum. Yani bu şekilde bir kısım durum değişiklikleri zaman zaman olabiliyor. Yani farklı endişelerden dolayı böyle oluşabiliyor. Bu her zaman olmuyor. Bir belediye başkanından çekindiği için A partisinden olan bir seçmen B partili, B partili bir seçmen A partili görünebiliyor ama ciddi bir araştırma firması. Çünkü bizler profesyoneliz, profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. Çapraz sorularla seçmenin farklı psikolojilerine hitap edebilecek, aynı anlama gelebilecek soru başlıklarıyla insanların karşısına çıkmak suretiyle sorduğumuz sorularda inanın neredeyse çok yakın, yani sonuca hata payımız içerisinde sonuçlar alabiliyor. Genel bir değerlendirmeyi de merak ediyorum. Şimdi muhalefetin yükselişte olduğuna dair evet hep neredeyse ortak anketlerin durumu. Ama bu nasıl bir yükseliştir? Yani artık bir noktadan sonra, çünkü hani şöyle deniliyor ya, muhalefetin en küçük bir hata lüksü yok. Çünkü her an her şey değişebilir gibi yorumlarda görüyoruz. Yani belli bir noktadan sonra artık o yükseliş durdurulamayacak noktaya gelebilir mi? O nokta nasıl bir noktadır? Nasıl bir yol izlenebilir? Biraz bunun bir doğası var mıdır? İşte şu aşamaya geldikten sonra artık fırlar muhalefet gider. Ya da işte küçücük bir hata bir anda her şeyi yok edebilir gibi bir var mı böyle bir işin doğasında olan bir durum? Onunla ilgili bir değerlendirmeden önce bir önceki, yani ilk baştaki konuyla ilgili bir şey geldi aklıma. Onu ifade etmek isterim öncelikli olarak. O da şu. Şimdi AK Partili arkadaşların çok sık kullandığı bir ifade var. Muhalefet için diyorlar ki bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nı yıkmak istiyorlar, yenmek istiyorlar falan. Evet, evet. Güzel kardeşim. Zaten bunun için siyaset yapıyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı yenemezlerse, sandıkta yenmekten bahsediyorum. Zaten nasıl iktidar olacaklar ki? Yani yenmek için tabii ki mücadele ediyorlar. Önce bunu bir belirtelim. Bu kötü bir şey değil. Bu demokrasinin yarışı bir şey. Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı da doğal olarak bunları yenmek isteyecek. Yani o da bir parti lideri sıfatıyla ve aynı zamanda bir Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla bunu yapıyor. Önce bunu bir belirtelim. Şimdi iki, tabii seçmen muhalefet noktasında şöyle bir endişe yaşayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Şu anda muhalefetin kendisinden oy alacağı parti ağırlıklı olarak AK Parti. Çünkü AK Parti çok uzunca bir süre Türkiye'yi yönetiyor. Bir dönemde Türkiye'deki her iki seçmenden birinin oyunu alabilmiş bir parti. Tabii. Şimdi AK Partili seçmenin psikolojisini muhalefetin iyi okuması gerekir. Ama genel anlamda ülkenin psikolojisini de iyi okumak gerekir. Kamuoyu araştırmaları sadece seçim toto ya da fal bakma kurumları değil. Bunun için varlar. Yani o sahanın nabzını doğru tutabilmek için varlar. Neyi kastettiğimi şimdi anlatayım. Bakın burada çok önemli bir hassasiyet var. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Muhafazakar seçmen mesela, muhafazakar sağ seçmen bir geniş kitledir Türkiye'de. Bu kitlenin bazı endişeleri var. Çünkü AK Parti çok uzunca süre bu alana yönelik korku pompalaması yapıyor. Hatta son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Hani kazanırlarsa, gelirlerse bize su bile, yağmurlu havada su bile vermezler gibi bir ifade kullandı Sayın Kulat. Yani bu da bu bir nevi şu, hemen parantez açıp şunu sorayım. Tabandan kopuşların olduğunun aslında ilk ağızdan kabulü gibi bir şey de sayılabilir bu sözler aynı zamanda. Elbette, ama ben bir yönünü söyleyeyim. Öyle özellikle muhafazakar seçmen, tabii 28 Şubat'ın hatıraları çok diri bizlerin hayatında. Dolayısıyla bu seçmen kitlesine muhalefet baştan bir teminat ortaya koymak. Yani çok net olmalı bu konuda. Böyle zikzaklar, amalar, fakatlar, veyalar olmamalı içerisinde. Biz özgürlük alanı olarak insanların kişisel, sosyal, dinsel özgürlük alanlarına asla müdahale etmeyeceğiz. İnsanların bir başkasını kendi çizgisine zorlamaması kaydıyla diye evrensel hukuk içerisinde evrensel özgürlük alanını olabildiğince geniş tutacaklarını toplumun önüne koymaları lazım. Bu çok önemli her şeyden önce. Yani ben bir vatandaş olarak, ama muhafazakar camiadan bir vatandaş olarak bu endişeyi duymamalıyım. Anladım. Tıpkı bir Atatürk'ü vatandaşın, yani kendisini böyle tarif etmesi anlamında, Atatürk'ü sevme anlamında söylemiyorum. Türkiye'nin kurucu liderinden bahsediyoruz. O anlamda değil. Yani kendisini oraya konumlandıran birisinin orada duyduğu endişeler ya da seküler bir vatandaşın, hatta deist, ateist bir vatandaşın kendisini konumlandırdığı yerlerde hayatına bir müdahalenin olmayacağı teminatını insanların önüne koymak gerekir. Bu önemli. İki, yani özgürlük alanı. İki, adalet alanında bu sistemi herkesin çok net ifade etmesi lazım. Yani muhalefet partileri bir blok olarak şunu bize söylememeleri gerekir. Yani böyle bir algıya neden olmamaları gerekir. Benim kendileriyle görüştüğümde bu konuda hiçbirisinin kötü niyetine şahit olmadım ama bazen televizyonlardaki bazı konuşmacılar bu ifadeyi söylüyorlar. Dün AK Parti bize zulmetti, yarın biz gelirsek biz de şunu yapacağız. Ya o zaman ne anladım ki yani? O revanşist bir yaklaşım olur ki memleketin nereye kadar götürebilir? Yani kaç adım ileri gidebilir öyle bir durum? Kesinlikle bu dil doğru bir dil değil. İki, yani revanşist bir dil kesinlikle olmamalı. Ancak adalet işlemeli. Elbette bu ülkede birileri yolsuzluk yapmışsa, birileri milletin, devletin malına, mülküne tasallut olmuşsa devletin kurumları gereğini yapar ve yapmalıdır. Üçüncüsü, kesinlikle adalet konusundaki değerlendirmeleri soyut kavramların ötesinde evrensel hukuk çizgisinde ifade etmek gerekir. Net ifadelerle davranmak gerekir. Dördüncüsü, ekonomi konusunda vatandaşın endişeleri var. Dünyada Türkiye'deki oranda bankalara borcu olan bir ülke daha yok. Bak çok iddialı bir şey söylüyorum. Ya, evet. Bugün bu bilgiyi teyit ettim tekrar. Ülke nüfusunda ama şöyle, insanlar bir ev almışlar karşılığında, bir araba almışlar, bir şey almışlar. Yani bir mal varlıkları var ve bunu bir krediyle almışlar. Bir ödeme takvimi çıkarmışlar. Evet. 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda ödeyeceklerini ya da 10 yılda ödeyeceklerini düşünüyorlar. Şimdi bu insanların karşısına macera perest bir fotoğrafla çıkmamak lazım. AK Parti gitsin de kim gelirse gelsin, hayır kim gelirse gelsin değil. Ülkeyi daha iyi yönetecek birileri gelsin. Türkiye'de ekonomiyi daha iyi yönetecek, bize daha adil davranacak, insanlar arasında dün birileri zulmetti, bugün de biz birilerine zulmedelim şeklinde bir dil kullanılmamalı. Yani böyle bir dil kullanılmazsa bu yükseliş devam eder çıkarımı yapıyorum buradan, doğru mu? Kesinlikle, çok net, peki, çok net. Trendi devam ediyor zaten. Peki Sayın Kulat, son bir dakikada hemen şunu da sorayım. Az evvel işaret ettiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yükseliş trendinin son dönemde özellikle işte örnek verdiğiniz şey Karabağ Savaşı dönemi. O milliyetçi duyguların yükselmesi bir miktar işine yaramış görünüyor anketler açısından bakıldığında, işin bu boyutuyla. Yani samimiyeti, politika boyutu vesaire hepsinden azade ifade ediyorum anketler açısından. Şimdi hızlıca soracağım şey şu, Suriye'de yeni bir operasyonun sinyalini verdi gibi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradan böyle bir sonuç çıkar mı peki? Böyle bir operasyon olursa? Yani, ben Suriye konusunda farklı endişeleri olan bir insanım. Çünkü Suriye bizim için gerçekten çok zor bir coğrafya. Önce onu belirtelim. Yani muhtemelen devletimizin, devlet aklının burada devreye gireceğini düşünüyorum. Aman o konuda çok dikkatli olalım, bunu bilelim. Çünkü orada bir Rusya var, orada bir Amerika var. Bu biz yok. Tamamen kenarda duralım anlamda söylenen bir ifade değil. Oradaki bir başarı, çok büyük bir başarı elbette iç siyasete de etki eder doğal olarak. Evet. Ama ben bütün bunların içerisinde bizim seçmenimizin davranışı şu, seçmenimiz savaşı sevmez ama savaşan ordusunun yanında sonuna kadar yer alır. Doğru. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kulat. Hem de şu anketlerle ilgili teknik anlamda da bilgi vermiş oldunuz. Merak ettiğim şeyleri de sormaya çalıştım. Hem genel bir değerlendirme hem de spesifik bazı noktalara dair teknik olarak da bize nasıl bir durum içerisinde olduğunuzu aktardınız. Bu arada tabii şunu soramadım. Yani araştırma şirketleri bu kıskaçtan nasıl çıkacak? Raftan indirilen düzenlemeler, teklifler vesaire var ama önümüzdeki günlerde konuşuruz galiba efendim. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalınız efendim. Durum bu. Muhalefetteki yükseliş dikkat çekiyor ve bu yükseliş nasıl devam eder? Ne noktada tehlike var? Bütün bunlara dair yorumlarını aldık. Saat başında devam edeceğiz. Bu kez evet işte Suriye dedik. Suriye konusunu konuşmak gerekiyor. Yakından bakmaya devam. Yeniden hoş geldiniz. İkinci bölümde şimdi özellikle ekonomiye bir bakalım. Bugün meclis grup toplantıları vardı dedik. Bugün yarın da olacak. Yarın liderler ne söyleyecek? Onlar da ayrı mesele ama bugün özellikle bir süredir muhalefet zaten bu konuyu hep gündemde tutuyor. Enerji meselesi, akaryakıt meselesi, bu fiyatlar, kara kış uyarısı. Bugün yine uyarısını tekrar etti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Kara kış fonu oluşturulsun ve beşli çeteden alınsın vergiler. Bunları da açıklasın Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte önerilerimiz ortada demek de aynı zamanda bir de. Peki neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü bir tablo var biliyorsunuz ekonomiyle ilgili. Yani Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın anlattığı Türkiye birbirinden farklı. Peki sizler ne yaşıyorsunuz? Mesele bu işte sevgili izleyiciler. Bir bakalım meclis kürsülerinde nasıl yansımış ekonomi? Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz, evet. Allah akıl fikir versin. Benzin yok, benzin. Almanya'da kuyruklar. Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Ortada bir kuyruk var ama bu kuyruk yiyecek kuyruğu değildir. Bu kuyruk yalan kuyruğudur. Yalanlarınız öyle arttı ki kuyruk buradan ta Avrupa'ya kadar uzandı gitti. Liderlerin salı mesaisinde iktidarın ekonomi politikaları eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı açıklamalar. Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde biz bunları kendi hizmetlerimize 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Hangi fedakarlığı yaptın? 2020 Ekim'inden 2021 Ekim'ine kadar tam 31 kez elektrik, gaz, doğalgaza zam yaptılar. Asgari ücret açlık sınırı olmuş. İşsizlik oranı almış başını gitmiş. Dolar neredeyse %10 baraj sınırına dayanmış. Elektrik, doğalgaz zamları nedeniyle halkı kara bir kış bekliyor. Hiç utanmadan, sıkılmadan halk sistemden memnun diyebiliyorlar. Yaklaşan kış öncesi enerji ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bir kez daha kara kış fonu kurulması için çağrı yaptı. Parayı beşli çeteden al dedi. Ve kendisine önerdim. Süratli bir şekilde bir kara kış fonu oluştur. O beşli çetenin her birisi birer milyar dolar para versin. Vergi cennetlerinden gelen para var. Efendim vergi cennetleri listesini bilmiyorum diyebilir. O zaman kardeşim bana bir telefon edeceksin. Ey Kılıçdaroğlu diyeceksin. Veya ey Bay Kemal diyeceksin. Konuşuyorsun. Şu vergi cennetleri listesini bana gönder diyeceksin. Söz veriyorum yarım saat içinde sana göndereceğim. Erdoğan muhalefetin gündeme getirmesinin ardından 3 yıldır tutulmayan 3600 ek gösterge sözünü yinelemişti. Kılıçdaroğlu'ndan o sözlere de yanıt geldi. Ana muhalefetin başındaki zat işte bu sözü ben verdim filan falan. Sen neyin sözünü veriyorsun ya? Bu iş bizim işimiz. Demek ki sözümüzü dinlemeye başladı. Yap. Sen yaptın da ben elinden mi tuttum? 2018'den bu yana tam 41 ay geçmiş. 2022'de yapacağız diyor. Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim? Meclis açık. Niye getirmiyorsun? Yine başka bir gerekçe uyduracak veya beni seçerseniz ben yapacağım diyecek. Artık seni kimse seçmeyecek. Sen kusura bakma. Ve kağıt toplayıcılarına yönelik zabıta ve polis baskınları. Yeni yılda sıfır atık projesi kapsamında depozito sistemine geçilmesi, bu işin de iktidara yakın bir şirkete ihale edilmesi gündemde. İktidar katı atık toplama işini yandaş şirketlere devrederek bu alanı yeni bir rant alanına çevirmenin hazırlığını yapmaktadır. Muhalefet rant konusunda iktidarı sert sözlerle uyardı. Kağıt toplayıcılarına yönelik baskınların sona erdirilmesi istendi. Sarayda oturan zata söylüyorum. Eğer sen devleti yönettiğini zannediyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın. Mazlumun ahı indirecektir şahı. Kendisini şah görenler, padişah görenler mazlumların karşısında nasıl düştüklerini göreceklerdir. Yurt dışına para kaçıran yandaşlarınıza bakarsanız eğer haksız kazanç sağlayanların kimler olduğunu gayet iyi görürsünüz. İkişer maaş alan bürokratlarınıza, bakanlarınıza fahiş fiyatta dezenfektan satan bakanınıza bakarsanız eğer haksız kazanç sağlayanları görür ve tanırsınız. Kağıt toplayıcıları bu ülkenin onurudur, bu ülkenin yüz akıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tavrı ortada. Şimdi G20 zirvesi içerisinde Biden'la görüşmesi ne kadar mümkün olacak? Evet, görüşülecek dendi ama bununla ilgili karşı taraftan çok da net açıklamalar gelmedi biliyorsunuz. Ama işte ne olacak, ne konuşulacak? Şu S-400 krizi sonrasında F-35 programından Türkiye çıkarıldı biliyorsunuz. Oraya da 1,4 milyar lira ve dolar verildi vesaire. Ne olacak şimdi? Hep bunlar konuşuluyor. Bir de sevgili izleyiciler elbette ki Suriye meselesi var. Bütün bu tartışmalar içerisinde. Gerçi bu tartışmalarda mesele şu. F-35 programından çıkarıldı Türkiye ama bir yandan da F-16 alma ihtimalinden bahsediliyor ki İbrahim Kalın bunu yalanlamıyor, hatta doğruluyor. Yani bu aşamada daha yeni şekilleniyor demekte. Bir de Suriye boyutu var. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Bir operasyon işareti olarak belki de yorumlanabilir ama bu operasyon biraz iç politika düşünülerek mi acaba böyle bir operasyon söylemi ya da sinyali veriliyor? Çünkü ya da bu konu iç politikaya tahvil edilemeyecek kadar ciddi bir şey değil midir? Bütün bunları biraz daha konuşalım ama önce İbrahim Kalın'ın F-16 ile ilgili sözlerine bir bakalım hadi. Sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. İddiayı Reuters gündeme getirmişti. Nedeni Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan F-35 kriziydi. Çünkü parasını ödediği halde F-35'leri alamayan Türkiye'nin şimdi 40 tane F-16 ve çok sayıda modernizasyon kiti almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurduğu duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın iddiayı doğruladı. Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi, alınması ve elimizdeki F-16'ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor. Şartları gördükten sonra ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai bir karar verilir. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması krizin başlangıç noktasıydı. Bunun sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi 1,4 milyar dolar ödediği F-35 programından çıkarmıştı. Milliyet gazetesine konuşan Kalın, Türkiye'nin programdan çıkarılması için hukuk dışı ve haksız dedi. Eğer sorun çözülmezse alternatiflere bakmamız doğaldır ifadesini kullandı. F-35 üretmek için çıktığımız bir yol vardı. 1,4 milyar dolar gibi çok büyük bir parayı Türkiye harcadı. Bu projeyi kaçırdık. F-16'larla ilgileniyoruz. Eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülemeyecekse o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğaldır. Türkiye savunma sanayi alanında alternatifsiz değildir. İhtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebilir. Kalın, F-35 programı için ödenen paranın doğru kullanılmasından bahsediyor. Ancak Ankara yöneldiği F-16'lar için yeniden bir ödeme mi yapacak yoksa F-35'lere yapılan ödemeler mi kullanılacak? Bu konuda bir açıklama yok. Ya da F-35 programına ödenen paranın nasıl başka bir projeye kaydırılacağı da açıklanmamış. Kongre tarafından beta üyeliği kesin olmasına rağmen Ankara niçin böyle bir talebi yaptı diye sorarsak, acaba Ankara aynen S-400'de yaşandığı gibi senden istedim vermedin, ben de o zaman başka ülkelere, başka opsiyonlara yöneliyorum mesajı mı verecek, bunun altyapısını mı hazırlıyor? F-35 tabii ki önemli bir teknoloji ve bizim birinci tercihimiz hakkımız olan F-35'leri almaktır. Fakat yaptırımlardan dolayı savaş uçakları filomuzu güçlendirme projesinden vazgeçecek değiliz. ABD ile bu kriz aşılırsa Türkiye tekrar programa girer. Oradaki F-35'lerimizi alırız. Çözülmezse ve sorun bir müddet daha böyle kalırsa biz de alternatif arayışlarımıza devam ederiz. Cevaplanmayı bekleyen başka bir soru da Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 satışlarına izin verip vermeyeceği. Çünkü satışı önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın ardından da Kongre'nin onaylaması gerekiyor. Bir yanda da halihazırda uygulanan KAATSA yaptırımları var. Kongreden bu çok büyük %99 ihtimal veto yiyecektir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşememişti. İki liderin Ekim sonundaki G20 zirvesinde Roma'da görüşmesi bekleniyor. Kalında görüşmelerde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin terörle mücadele, Afganistan, Suriye, Irak, Karabağ ve Doğu Akdeniz gibi konuların ele alınacağını belirtti. Şimdi az evvel referansta kendisinden aldık, haberde görüyorsunuz Metin Gürcan'a. Yeniden bir dönelim. Bu Suriye meselesini dün Erdoğan'ın operasyon işareti olarak yorumlanan sözlerini soralım. Anlamı nedir diye askeri stratejist Sayın Metin Gürcan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi dünkü açıklamaları herhalde bir sinyal olarak yorumlayabiliriz. Ama şu bir gerçek ve siz de hep dile getiriyorsunuz. Hava sahası kapalıyken, hava sahası konusunda net kontrol elde değilken nasıl bir operasyon yapılabilir? Nasıl bir etki alınabilir? Nasıl bir sonuç alınabilir? Aslında Çiğdem Hanım, en önemli soru bu. Şimdi öncelikle şu saptamayla başlamak lazım. Suriye kuzeyi Fırat Nehri sınır diye düşünün. Hı hı. Fırat Nehri'nin doğusu Amerika'nın hava sahası kontrolünde ve kara kontrolünde. Fırat'ın batısıysa, yani Suriye kuzeybatısıysa Rusya'nın hava sahası kontrolünde ve kara kontrolünde. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün kabine toplantısından sonra söylediği Tel Rifat bölgesi ve buralardan kaynaklanan tehdit, ki tehdit gerçekten önemli, reel bir tehdit. Son bir ayda bu bölgede biz en az 6-7 farklı saldırıda 4 şehit verdik. İkisi biliyorsunuz 2 gün önce 2 tane polis özel harekat personelimiz şehit oldu. Geçen hafta da bir deniz piyade sözleşmelerimiz şehit oldu. Ve bu saldırıların tamamı antitank füzeleriyle yapılan saldırılar. Tel Rifat bölgesi, efendim, Halep şehrinin kuzeyinde, bizim Fırat Kalkanı Cebi'nin güney batısında, Afrin'in doğusunda kritik bir bölge. Rusya destekli Esad güçlerinin kontrolünde. Hemen kuzeyinde de, Afrin'e yakın yerlerde de gene Rusya kontrolündeki YPG unsurları var. Hı hı. Şimdi öyle bir yerden bahsediyoruz ki Halep kuzeyinde kimin eli kimin cebinde belli olmayan, olduğu belli olmayan bir coğrafya. Yani YPG orada var. Esad yanlısı milisler var, Esad güçleri var, İran yanlısı milisler var, Hizbullah var, cihatçılar var. Rusya'nın paralı askerlerinin olduğu söyleniyor ve bunların tamamı aslında askerlerimize karşı tehdit, yani saldırı yapabilecek motivasyonları olan gruplar, silahlı gruplar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği buralardan kaynaklanan tehditleri diyor ya oradaki etkin güçlerle, yani Rusya'yla, onu demek istiyor, ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Şimdi tamam, 1-1,5 aydır bu tehdit arttı, saldırılar arttı ama ben olayı da biraz 29 Eylül Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesine taşımak istiyorum. Ki hiçbir şey bilmiyoruz bununla ilgili, ne konuşuldu, masada ne vardı tam olarak bilmiyoruz. İşte o bizi üzen nokta o Çiğdem Hanım. Şöyle ki efendim, yani bugüne kadar hiç devlet geleneğinde olmayan şeyler görüyoruz Türkiye dış politikasında, Türk dış politikasında. Ben bunu sizin programlarınızda da söylüyorum. Son 1,5 senedir artık ortada dış politika diye bir şey yok. Tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkiler var. Bu perspektiften olaylara baktığınızda mevcut olayları daha iyi açıklıyor, biliyorsunuz. Aynen 29 Eylül Soçi görüşmesinde olduğu gibi. Şimdi bir delegasyon görüşmesi yok, daha öncekilerin aksine. Yani Savunma Bakanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında değil. Daha da önemlisi Dışişleri Bakanı yanında değil. Tamamen Putin'le baş başa, özel tercümanların kullanıldığı, Dışişleri Bakanlığı'nın kadro tercümanının olmadığı ve devlet arşivlerine, devletin hafızasına sadece Cumhurbaşkanı'nın anlattığı kadarıyla girecek olan bir görüşme. Bu görüşmede ne konuşuldu, ne tür taahhütler verildi, ne tür taahhütler alındı, nasıl bir alışveriş döndü, bunu bilemiyoruz. Bir de ama Biden'la görüşememenin getirmiş olduğu bir başka duygusallık ya da tepkiyle birlikte yapılmış olan da bir görüşme. Tabii böyle ki bir handikap da var. Tabii. Ki zaten böyle duygusallıkları geçmişe, özellikle son 4 senede Erdoğan-Putin ilişkilerine baktığınızda Moskova'nın Putin'in çok iyi istismar ettiğini görüyoruz. Tabii, tabii. Bana göre S-400 kararı da böyle bir duygusallık sonrasında alınmış olan bir karar. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın olası operasyon için işaret ettiği bölge, dediğim gibi Halep'in kuzeyinde ve günün sonunda Rusya'nın hava sahası kontrolünde olan bir güvenlik cebi. Şimdi bu nedenle bana göre bugünkü yazımda da zaten onu ben vurguladım. Rusya'ya, Moskova'ya rağmen böyle bir operasyon Ankara yapamaz. Niçin? Çünkü Rusya hava sahasını açmaz. Hava sahasını açılamadığı zamansa, bunu daha önceki operasyonlarda yaşadık, karadan sürdürülebilir büyük çaplı bir operasyon yapabilmek mümkün değil. Yani mutlaka hava sahasının açılması gerekiyor. Bu ne için? Yani hem yakın hava desteği için karadaki unsurlarımızda taarruz helikopterleriyle, silahlı İHA'larla ve uçaklarla, daha da önemlisi yaralı ve Allah göstermesin şehit tahliyesi için Burada da şeyi hatırlayalım. Bakın 11 Eylül saldırısından sonra 2021 İdlib'deki 2 askerimiz şehit oldu malumlarınız. Evet. Hemen bir hafta sonrasında generallerin emeklilik talebi geldi. Burada da temel prensip neydi? Yurt dışında tabur ve daha üstü, yani büyük birlik harekatlarında, operasyonlarda yaralıların tahliye edemediği yerde operasyon da yapamazsın. Yani şimdi bölgeden karayoluyla tahliye 1 saat 1,5 saat sürüyor. Helikopterle hava yoluyla 10 dakika hastaneye tahliye yapabiliyorsunuz. Tahliye ve takviye imkanlarının kısıtlı olması da bence önemli kısıtlardan bir tanesi. Böyle bir harekatta Ankara şayet cüret ederse. Rusya hava sahasını olmaz demiştim ben. Rusya hava sahasını olur da açarsa, ki yazınızda Afrin, daha önceki operasyondan da örnek veriyorsunuz ama şimdi ne güzel ister Rusya o anlamda? Şimdi bunu da karşılıksız yapmaz diyorsunuz. Şurada aslında 3 tane soru önümüze çıkıyor. Rusya bize burayı verir mi? Birinci soru. Verirse tam da sizin sorduğunuz soru, ne karşılığında verir? Ve ne zamana kadar tutmamıza izin verir? Yani bu 3 soruya Ankara'nın tam cevap vermeden ve bir çıkış stratejisi planlamadan böyle ben operasyonları açıkçası şu aşamada artık riskli görenlerdenim. Mesela ne karşılığında verir derseniz ilk akla gelen bu İdlib'in güneyindeki 6-7 üs bölgesinin boşaltılması karşılığında olabilir. Onun haricinde gene tabii ikili görüşmede ne konuşulduğunu bilmiyoruz ama yani Putin'in bazı garantiler istediği, bazı taahhütler istediği, bazı tavizler istediği de belki söz konusu olabilir. Enerji alanında, işte savunma işbirliği anlamında, ikinci S-400, işte F-16 az önce haberini yaptınız. Olmazsa Amerika'dan veto yerse belki bir Su-35, aynen S-400 misali yeniden Rusya'ya dönülebilir. Yani bunların hepsi spekülasyonlar ama günün sonunda İdlib'in güneyindeki üst bölgelerini boşaltıyor muyuz, boşaltmıyor muyuz? Bu harekat olacak mı, olmayacak mı? Bu ikisini yakından takip etmemiz lazım. Bir de tabii olası operasyonun iç siyasete de etkisi var. Çiğdem Hanım, onu da söylemek lazım. Yani tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkiler demiştik. Şimdi burada tam da ekonomik krizin arttığı, işsizliğin, artan gıda fiyatlarının, liranın değer kaybı, genel olarak devleti yönetememe halini bu operasyon ve ağır geçecek olan kış şartları öncesinde bir örtü misali örtebilir. Yani bu sayede de siyaseten açıkçası Ankara'nın elini, iktidarın elini böyle bir operasyon rahatlatabilir. Ama Suriye'deki durum da galiba böyle iç siyasete indirgemek diyeceğim o noktada. Çünkü çok büyük bir durum. Bu kadar küçük ve önemsiz ve sıradan bir şey değil aslında, değil mi? Onu da böyle düşünmek lazım. Burada da aslında tam da bu noktada şunları hatırlamak gerekiyor. Suriye kuzeyinde zaten Mehmetçik, biliyorsunuz, İdlib'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda canı burnunda, canı ve kanı pahasına görev yapıyor. Onların üzerinden siyaset yapmama ve gündelik siyasete Mehmetçiğin güvenliğini alet etmemek gerekiyor. Gene görebildiğim kadarıyla Fırat batısında artık Ankara önemli kararlar alma aşamasında. Çünkü sahadaki gerçeklik bunu dayatıyor Ankara'ya. Dediğim gibi daha çok güneye inip Suriye pataklığına daha çok saplanmak yerine bence yani ben tabii tası tarağı toplayıp geri çekilelim demiyorum ama mevcut hatlarımızı bir kademe daha kuzeye, yani Türkiye sınırına doğru düzelterek, çekerek askeri ve diplomatik olarak sahada daha sıkı durmak gerektiğini düşünüyorum. İdlib'in nihai statüsüyle alakalı, Afrin, Fırat Kalkanı ile alakalı da nihai statüleriyle alakalı Rusya'yla, Şam'la mutlaka temas şart, mutlaka kesin sonuçlu görüşmeler yapılması gerekiyor. İşin düzensiz, sığınmacı, insani boyutu da önemli. Yani günün sonunda Çiğdem Hanım, baktığımızda ben real politik bir şekilde Suriye kuzeyine yaklaşmak lazım diyorum. Mevcut politikasızlık artık sürdürülebilir değil. Ankara'nın şapkasının önüne koyup düşünme vakti ve bana göre de 4 önemli öncelik var efendim. Birinci öncelik askerimizin can güvenliği. İkinci öncelik Suriye'den kaynaklanabilecek, özellikle İdlib'de patlayabilecek düzensiz sığınmacı akını. Üçüncü öncelik sınır güvenliği. Dördüncü öncelik Suriye'den kaynaklanan terör tehdidi, kayıt dışı silah, insan mal girişi, işte radikal fikir ve ideolojiler. Bunlarla alakalı konuları ivedilikle gözden geçirmek şart ve bu önceliklerle Suriye'ye yaklaşmak şart. Önümüzdeki dönemde Fırat batısı harareti yükselecek. Ve eğer Ankara bu politikasızlığı gidermezse ve net bir diplomatik seferberlikle nihai şekilde tavrını ilgili taraflara, Rusya'ya, Şam'a İran'a belli etmezse ne yazık ki Suriye bizi üzmeye devam edecek. Peki. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Takip edeceğiz elbette ki o noktayı. Hatta daha da çok takip edeceğiz. Daha da çok sizlere soracağız. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Öncelikler nedir ve aynı zamanda durum nedir? Hem durum değerlendirmesi hem de önerileriyle birlikte Suriye meselesini hızlıca ele almış olduk Sayın Metin Gürcan'la. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizimle olduğunuz, yakından baktığınız için mevzulara. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.